Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri vahluluqdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Evet arkadaşlar, bir Risale-i Nur okumasında daha beraberiz. Sözler Risalesi'ni okuyoruz. Bu 21. dersimiz olacak. 21. gün. İkinci sözü dün itibariyle bitirdik. Üçüncü söze başlayacağız artık bugün inşallah. Tabii bu sözler arasında bazı irtibatlar görüyorum ben. Yavaş yavaş da bana açılıyor. Hepsi birden açılmıyor tabii. Okudukça, biraz da sizinle beraber böyle yavaş okudukça bazı ilgiler, alakalar görüyorum. Onlar üzerinde inşallah bu sözleri belki bitirince, küçük sözleri en azından bitirdiğimizde bir derste ona ayırabiliriz diye düşünüyorum. Mesela dün de ikinci sözle birinci söz arasında bazı bağlar kurdum. Fakat ona girersek iştahlanacak. İnşallah onu daha başka bir derste yaparız. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. İkinci sözün finali bize imana ve İslam'a şükretmeyi öğretiyor, hamd etmeyi öğretiyor. Bu açıdan baktığınız zaman yazıldığı şartlarla yine bir irtibatı var. Çünkü o dönem insanların imanları konusunda şüpheye düşürüldükleri bir dönem. Şüphelerin şiddetli bir şekilde aşılandığı bir dönem. Sahada da sonuçlar verdiği bir dönem. Böyle bir dönemde imanın neden insana gerekli olduğunun anlatılması, şerh edilmesi, izahlandırılması bence çok elzem bir şeydi. Bediüzzaman Hazretleri'nin birinci sözü Bismillah'a, ikinci sözü imanın kıymetine, değerine, insanda yaptığı işe ayırması bu açıdan da önemli geldi bana. Ve şurası mesela, demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Hani burayı hep okuyup geçiyordum ben, üzerine pek düşünmüyordum. Ama düşünün, Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış bir ülke. Ondan evvel bir dizi savaş daha olmuş. Dünya Savaşı'nı görmüş. Dünya Savaşı'nın içinde Çanakkale Harbi, ki çok büyük bir kısmı askerlerinin şehit olan bir savaş. Yani şiddetli bir savaş, daha geçenlerde 18 Mart'ta yıl dönümüydü. Allah cümle şehitlerimize rahmet eylesin. O savaşı görmüş. Ondan evvel Balkan harflerini görmüş, 93 harbini görmüş ki Ruslar neredeyse Yeşilköy'e kadar gelmişler, öyle biliyorum ben yani. Rus ordusu bizi yenerek Yeşilköy'e kadar gelmiş, yani neredeyse İstanbul'u alacaklarmış. Sonra İngilizler falan araya giriyor da alamıyorlar. Şimdi böyle üst üste sürekli savaşlar görmüş bir ülke. Bu ülkenin insanları hangi konuda endişelenir dersek, selamet ve emniyet. Bana İşte iki başlık budur diyor yani. En çok endişelendikleri iki konu selamet ve emniyet. Peki Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan sabık dönem iktidarı en çok hangi başlıkları işte halkına şey yapıyor, aşılıyor dersek? Selametin ve emniyetin başka yerlerde olduğu yönünde bir aşılama yapıyor. Yani ne emniyeti ne de selameti İslamiyet'te bağlamıyor sabık dönem. Oradaki kodlaması hakiki mürşit ilimdir, fendir bağlamında. Artık emniyet ve selametin bu ikisinin de fenden, felsefeden, batıllaşmaktan geleceği yönünde bir aşılama yapmakta. Hal böyle olunca da bu emniyet ve selametin İslamiyet'te ve imanda olduğunu hatırlatmaya tekrar ihtiyaç var gibi. Evet, bu sözde zaten bunun tahlilini içeriyordu. Ama tabii bu icmali bir şey söylediğim. Bunu biraz daha detaylı bir şekilde inşallah tekrar konuşuruz. Sözler arasındaki ilgi, özellikle küçük sözler arasındaki ilgi. Evet, üçüncü söze başlayacağız bugün dedik. İnşallah bugün onu işleyeceğiz. Hepsini bitiremeyiz yine tahmin ediyorum ama bir kısmını aşarız. Bakın, birinci söz Bismillah'la ilgiliydi. Allah adını yanına almakla ilgiliydi. İkinci söz imanın güzelliğiyle ilgiliydi.
Üçüncü söz de ibadetle ilgili. Yani bunlar tesadüf değil, bu diziliş. Allah'ın adını yanımıza almak belki imanın icmalini içeriyordu. İman diye ayrı bahis açtık. Bu biraz daha mevzuyu detaylandırdı. Şimdi ibadet, o imanın gereği olan davranış. Onu işleyeceğiz inşallah. Başlayalım. Üçüncü söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu ubudu. Bu Bakara suresinin 21. ayetinden bir ifade. Kısa bir meali şöyle. Ey insanlar ibadet ediniz. Ey insanlar ibadet ediniz. Bu şekliyle duyunca basit geliyor. Bizim en çok belki ayağımızın takıldığı durumlardan birisi de bu. Kur'an'la muhatap olduğumuzda arka planımız yeterince güçlü olmadığı için bir de eğer tefsirlerle falan muhatap olmuyorsak, eğer tefsir okumuyorsak, işte bu mealcilik sevdasına düşmüşsek biz de sırf Kur'an'ı mealler üzerinden okuyorsak burasının bizde çok bir hareket meydana getirmesi mümkün değil. Ey insanlar ibadet ediniz. Tamam zaten evet İslamiyet zaten bu, yani ibadet etmek var. Bu bir daha Kur'an emri olarak bizim karşımıza çıktığında nasıl bir heyecan oluşturabilir bizde? Nasıl bir diyelim böyle enerjiye dönüşebilir tekrar? Nasıl bizi irşad etmeye devam edebilir? Bunun irşadı geride kalmış bir irşad mı, yoksa her zamana verdiği dersler var mı? Her zamanın içinde her bir mümine verdiği ayrı dersler var mı? Yani Kur'an'la ilişkimiz dinamik olarak nasıl sürebilir? Bunun ilk cevabı elbette tefsirler. Yani Ehl-i Sünnet istikametinde yazılmış tefsirler bizim Kur'an'la dinamik ilişki kurmamızı sağlar. Çünkü orada müfessirin o ayete getirdiği izahlar bizim dünyamızda olmayan bir arka plan sağlıyor bize. Biz o ayetle muhatap olduğumuzda acaba o ayetin yeterince dekaykını fark edebiliyor muyuz? Oradaki emrin hayatımızdaki yansımalarını yeterince görüyor muyuz? Belki de heyecanlanmayışımız bundandır ha diye sorduruyor yani tefsirler. Elhamdülillah biz de Bediüzzaman Hazretlerinin tefsirinden bu okumayı yapıyoruz. İşte bakalım bu ey insanlar ibadetiniz manası acaba neye karşılık geliyor bizim dünyamızda, insanda, psikolojimizde, kalbimizde, ruhumuzda? Bu mananın ne karşılıkları var? Bakınız bu söz bittikten sonra tekrar bu ayete döndüğümüzde bu ayeti çok başka bulacağız. Ben Risale-i Nur okuduğumda hep bunu yaşıyorum. Halen de yaşıyorum. Yani 18-19 yıldır okuyorum ben Risale-i Nur'u. Her okuyuşumda aynı şeyi yaşıyorum. Yani tekrar ayetlere döndüğümde o ayetler başka bir şey olmuş oluyorlar. Çünkü bağlantılarını kurmayı öğreniyorum. Kainatla, kendi hayatımla, başkalarının hayatlarıyla, karşılaştığım olaylarla. Bağlantılarını kurmayı öğrendiğimden zenginleşiyorum yani. Aynı ayetler, aynı manalar ama tekrar döndüğümde zenginleşmiş buluyorum onları. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir bereketi, bir hidayeti. Cenab-ı Hak ayağımızı istikametten ayırmasın. Amin. Okuyalım. İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet. Fısk ve sefahet ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Hatırlarsanız ikinci sözde şöyle başlamıştık. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler demişti misalin başlangıcında. Ben de burayı biraz konuşmuştum son derste yanlış hatırlamıyorsam. Yani hem keyif hem ticaret insanın varlığındaki ikirciye işaret ediyor demiştim. Biz sadece ticaret veya sadece keyif için burada değiliz. Hem nefsin yanlarımız var, keyfe bakıyor. Hem de işte asıl kulluk tarafımıza bakan var. Vicdanımıza bakıyor biraz daha, aklımıza bakıyor biraz daha, istikametli aklımıza ve kalbimize bakıyor biraz daha demiştik. İnsanın imtihanı da aslında bu ikircikten çıkıyor demiştik. Çünkü hem dünyevi yanları var, hem uhrevi yanları var. Hangisi galip gelecek? Ya da ikisinin arasındaki dengeyi kurabilecek mi? İnsanın imtihanı bu demiştik o derste. Burada
Bu hem keyif hem ticareti aldı, bakınız nereye götürdü. İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet. Ha, bakınız bu işin ticaret tarafını kim tutuyormuş? İbadet tutuyormuş. İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet. Fısk ve sefaat ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen. Yani fıskta, günahta ve sefihlik, düşkünlük, böyle ne diyelim, burada nasıl vermişler onu diyelim, kendimizi zorlamayalım. Yasak zevklere düşkünlükmüş. Beyinsizce davranış, budalalık manaları verilmiş söz basımda. Evet öyle yani, sefaat böyle aşağılık zevkler peşinde koşma, işte küçücük bir lezzet için şeytanın pabucunu yalama gibi bir şey yani, böyle düşkünlük. En özet manası düşkünlük. Fısk ve sefaat ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen, şu temsil hikayeciye bak, dinle. Burada ibadetin fısk ve sefaatin karşısına konması önemli. Neden? Çünkü ibadetin gayesi rızayı ilahi. Yani ibadet dediğimiz şeyler gayeli şeyler, amaçlı davranışlar. Fısk ve sefaat ise biraz daha böyle, nasıl diyelim, dünyevi amaçlara sahip, en fazla dünyevi amaçlara sahip fiillerden oluşuyor. Yani ibadetin sefaatten ve fısktan ayrılışı, yine bakınız bir önceki söze atıf var burada, gayba imanla ilgili. İbadet, gayba iman etmiş fiillerden oluşuyor. İbadet, gayba iman etmiş fiillerden oluşuyor. Eğer gayba imanınız varsa ibadet edersiniz. Eğer bir gaybınız yoksa, yani bu ibadetlerin fizik ötesi alemde, alemi şehadetin dışındaki bir alemde, gerçi alemi şehadette karşılıkları var ama en azından başlangıç itibariyle başka bir aleme hitap eden fiillerin mevcut olabileceğini düşünmeniz için gayba iman etmeniz lazım. Dünyanızda gayb diye bir şey olması lazım ki oraya yönelik fiilleriniz olabilsin. Evet, burada ibadetin fısk ve sefaatin karşısına konması bu noktada manidar. Fısk ve sefaat ise dünyevi amellerden oluşuyor. Dünyevi lezzetlerden, ötesi olmayan, gaybı olmayan şeylerden. Bir insan neden sefih olur, neden düşer? Yani böyle şeytanın pabucunu yalayacak hale gelir. Menfaatleri için. Menfaat nedir? İşte dünyadaki karşılıklar. Aman olsun, hemen olsun, şimdi olsun, hemen kavuşayım, benim olsun. Bunlardan çıkan fiiller sefaat ve fıskı oluşturuyor. Ama gaybe imanla yapılmış fiiller ibadeti oluşturuyor. Fiillerin türü aynı olsa bile, niyet o fiilleri değiştiriyor. İşte kapınızın önünde bir çöp gördünüz. Onu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri olduğu için ve tenzih olmanın, temiz olmanın, tahir olmanın, Cenab-ı Hakk'ın beğendiği bir şey olduğu için kaldırıp çöp tenekesine atmanızla, sırf işiniz olduğu için diyelim, Allah'ı hesaba katmadan atmanız arasında bir ibadetlik fark var. Niyetiniz onu uhrevi bir hale çevirdi. Onu gaybı bilir hale çevirdi. Zaten niyetin kazandırdığı da o fiile. Niyet ameli gaybtan haberdar kılıyor. Niyet ameli gaybtan haberdar kılıyor. Eğer o fiil doğru bir niyetle işlenmezse sadece bu dünyanın ameli. Ama doğru bir niyetle işlenirse o artık öteki tarafında ameli. Bunun için sanıyorum ilk derste veya ikinci derste bir ağaç örneğini vermiştik. Bir kiraz ağacı örneğini. Diyelim ki ben bir kiraz ağacı diktim. Bundaki maksadım şu olsun. Sadece ben yiyeyim. Meyvesini satayım, ondan para kazanayım. İşte yazları da gölgesinde oturayım, böyle işte dinleneyim, uyuyayım. Eğer böyle bir niyetle bu ağacı dikersem, bu ağacın vücudu benim için vücudu. Ancak o faydaları sağladığım kadardır. Başka bir vücudu yoktur benim için. O ağaç orada olsa bile ben onun yanında değilsem o ağaç benim için yoktur. Çünkü faydam yoktur. Gölgesinde dinlenmiyorsam, meyvesini yemiyorsam, satmıyorsam, parasını kazanmıyorsam vesaire, o ağaç benim için yoktur. Ama ki niyetimi şöyle yapsam, desem ki ya Rabbi bu ağacı senin rızan için dikiyorum. Bu ağaçtan
ister kuşlar, ister işte hayvanlar, ister böcekler, ister insanlar meyvesini yesin. Her geçen gölgesinde dinlensin. Bunlarla senin rızanı elde edeyim ya Rabbi desem, o ağaç benim yanımda olmasa da, ondan hiç kimse yemese de, gölgesinde kimse dinlenmese de, hatta ben toprağın altına gitmiş olsam bile bana sevap yazmaya devam eder inşallah. Neden? Çünkü ben onu niyetle adamış oldum. Adadığım için Cenab-ı Hak zaten onun o eylemin potansiyellerini biliyor. O eylem muvaffak olsa onunla benim neler kazanabileceğimi biliyor. Cenab-ı Hak o potansiyeli gerçekmiş gibi kabul etmekten uzak mı? Haşa, dilerse eder. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Hadis-i şerif var biliyorsunuz. Neden? Amelde, 40. hocanın böyle bir izahı var. Amelde kusurlar olabilir bizim amel edişimizde. Ama niyetimiz daha amelin kusurunu görmemiştir. Diyelim ben bir şey başardım, bir kitap yazmaya niyetlendim. Kitabı yazdım. Kitabı yazdım ama bundan sonra şey oldu. Bak işte bir kitabım var. Oo bak ben yazdım. Oo ne güzel de anlatmışım falan. Bakınız. Eser ortada ya, artık ondan kendime pay biçmeye başlayabilirim, bir tehlike ihtimali. Ama niyetken sahipleneceğim mülk yok ki ondan bir kusur oluşsun bende. Ki niyetimde ihlaslı olursam. Gibi gibi dallandı budaklandı. Dediğim gibi ibadet gaybı bilen ameldir. Bu nedenle üçüncü sözün, ikinci sözün hemen ardından gelmesi, birinin gayba imanla, diğerinin ibadetle ilgili olması çok doğru, çok mantıklı ve olması gereken. Çok hikmetleri vardı da bir tanesi de bana böyle göründü diyelim. Peki şuradan devam edelim. İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet, fısk ve sefaet ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen. Hasaret ve helaket. Hüsrana uğramak. Hasaret oradan geliyor, hüsran. Yani kayba uğramak gibi. İnkısarı hayal diyoruz ya bir de. Bakalım ne demişler burada. Zararmış hasaretin manası. Helaket ne? Yok oluş demekmiş. Bunları kullanıyoruz ama işte manası nedir deyince insan kalıyor bazen. Hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler. Ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur, onlara der. Şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber, hiç zararı olmamakla beraber, onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük kar ve rahat görür. 10 numara. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber, menfaati olmamakla beraber 10 yolcusundan 9'u zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız, silahsız gider. Hani o zarar ihtimali yoğun olan yol var ya, onun böyle bir rahatlığı varmış. Nedir o rahatlık? Hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız, silahsız gider. Zahiri bir hiffet, hafiflik, yalancı bir rahatlık görür. İntizam-ı askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise mugaddi hülasalardan dolu 4 okkalık bir çanta ve her adüvü alt ve mağlup edecek 2 kıyyelik bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. O iki asker o muarrif adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağa gider, bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbaht nefer ise askerliği bırakır, nizama tabi olmak istemez, sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur, fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci,
hem her şeyden, her hadiseden titrer bir surette gider. Ta mahalli maksuda yetişir, orada asi ve kaçak cezasını görür. Şurayı da okuyalım. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağ giden nefer ise, kimseden minnet almayarak, kimseden havf etmeyerek, yani korkmayarak, rahatı kalp ve vicdan ile gider. Ta o matlup şehre yetişir, orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür. Temsili, az çok anladık. İki yol var. Bu yollardan birisi zarar ihtimali neredeyse kesin. Diğeri de zarara uğramamak neredeyse kesin. Yani birisinde zarar kesinlikle görmeyeceksiniz. Öyle bir yol. Diğeri de zarar kesinlikle göreceksiniz. Öyle bir yol. Şimdi bu yollardan birisi diğerinden ancak şu kadarcık bir avantajla ayrılıyor. Buna avantaj derseniz, yanınıza yük almıyorsunuz. Sizi hiçbir şey taşımaya mecbur etmiyorlar. O zararlı yol var ya, kesin zarara uğrayacağınız yol. O yolda bir şey taşımayabilirsiniz. Diğerinde ise her ne kadar yol güvenli de olsa bir iki parça bir şey taşımanız isteniyor senden. İşte mesela silah taşımanız isteniyor. Bir çanta taşımanız isteniyor, gıdalarla dolu. Yol halidir. Bunlar gerekebilir gibisinde. Böyle bir hikaye var önümüzde, bir temsil var. Temsilin asıl ilginç tarafı şu. Bir öncekinde bahsettiğimiz o ikircikli durum, o ikinci sözde var olan o ikircikli durum, burada bize daha çok göz kırpıyor. Dedik ya, insanda iki taraf vardır, nefis, vicdan ve kalp. Bunlar iki parçalı bir alem telakkisine sebep olur. Nefis kısa vadeli lezzetleri bilir, onlara konsantredir. Bu dünyadan başka varlık bilmez. Bu dünyada işini görmeye çalışır hep. Acele olsun, çabuk olsun, benim olsun, kafası böyledir. Ama vicdan, ama kalp, ama istikametli akıl, bunlar amaçlarını daha uzun vadeli olarak koyarlar. Amelim sonsuza dair olsun, bekaya dair olsun, Allah rızasına dair olsun, sünnet-i Resulullah'a aleyhissalatü vesselam uygun olsun gibi daha uzun, daha sonsuzda karşılıkları olan şekilde olmasını isterler amellerin. İnsanın o yüzden hem bir ticaret tarafı var dedik, hem de bir keyif tarafı var dedik. İkinci sözden hareketle. Bakınız burada orası biraz açıldı, ikinci sözün izahı gibi oldu. Buradaki adam da öyle bir ikircikte kalmış durumda. Bir tanesi aynı nefis gibi hareket ediyor. Diyor ki, o iki asker o muarif adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağa gider. Bir batman ağırlığı omzuna ve beline yükler, fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Şimdi yolculuk boyunca taşıyacağı bir ağırlık var. Bu ağırlığın hemen ödenmesi gereken bir bedel var. Nedir bu bedel? O eşyayı taşımak. Her an taşıyor bulunmak. Her an taşıyor olmanın bir bedeli var. Bir yüktür nihayetinde, bir ağırlıktır. Öteki neyden kaytarıyor? Öteki bedbah nefer ise askerliği bırakır, nizama tabi olmak istemez, sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur. Batman bir ağırlık birimi. Kaç kiloymuş? 8 kilograma denk geliyormuş. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur. Fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci, hem her şeyden, her hadiseden titrer bir surette gider. Ta mahalli maksuda yetişir. Orada asi ve kaçak cezasını görür. Yani güvenli yolun yolcusu hemen ödeyeceği bedeli aldı, yüklendi, hemen ödedi. Yola başlarken bedeli omuzlandı ve süreçte o bedeli ödemeyi göze aldı. Nihayetinde ama saadete erecek. Zararlı yolun yolcusu ise bedelden kaçtı, hemen ödemesi gereken
çabuk vermesi gereken, bu dünyada ödemesi gereken, vazgeçmesi gereken, rahatlıktan vazgeçemedi, ödemesi gereken bedeli ödemedi. Bunun karşılığında ne oldu? Uzun vadede kaybetti. Bakın yine o nefis kalp, nefis vicdan, o şeye geldik yine. Hemenci olan ötekinden vazgeçmiş oluyor. Öteleyen buradaki yükünü alıyor. Nefisten biraz taviz istiyor yani. Ya o ya bu. İkisinden birisi. Evet. Temsil böyleydi. Daha incesine girelim mi? Çok girersek çıkamayız. En iyisi devam edelim. Dönmemiz gerekirse ama döneriz. Onun da kapısını açık bırakalım. İşte ey nefsi serkeş. Yani serkeş ne demek? Başı bozuk, kafasına göre takılan gibi bir manası var bildiğim. Bakalım burada ne vermişler. Burada nefsi serkeş, söz dinlemeyen nefis diye vermişler. Uyumlu sayılır. İşte ey nefsi serkeş, bil ki o iki yolcu, biri muti-i kanun-u ilahi, yani Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına itaat eden, birisi de asi ve hevaya tabi insanlardır. O yol ise hayat yoludur ki, alemi ervahtan gelip kabirden geçer, ahirete gider. O çanta ve silah ise ibadet ve takvadır. İbadetin çendan zahiri bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü abid namazında der, eşhedü en la ilahe illallah, yani Halık ve Rezzak ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz, hem rahimdir, ihsanı merhameti çoktur diye itikad ettiğinden, her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur, dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Rabbisine iltica eder, tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassün eder, imanı ona bir emniyeti tamme verir. Birinci sözde hatırlarsanız mağrur olan isim almıyordu, mütevazı olan isim alıyordu. Bakın o isim de büyüktür aslında. İsim almak da büyüktür. Dile bile olsa sadece bir yüktür. Ki onun hani insanın zihnine de yüklediği bir yük var. Biz orada onu derin manalarıyla konuşmaya çalıştık. Allah ismi celalini anmak dedik. Esma-ül Hüsna'nın tamamını anmak gibidir. Hepsinin manasını gönle koymak gibidir dedik. Buraya taşıyalım onu. Bakınız ona Üstad Hazretleri sanki biraz şerh yapıyor şimdi. O ikisi yine buraya geldiler. O mağrur ve mütevazi. Ama biraz isim değiştirdiler. Ne oldu ismi? İşte ey nefsi serkeş, bil ki o iki yolcu, biri muti-i kanun-u ilahi, bakınız mütevazi, muti-i kanun-u ilahi oldu. İtaat ediyor Allah'ın kanunlarına. Birisi de asi ve hevaya tabi insanlardır. Yani heva demek, işte heveslere göre hareket eden demek. İşte o kısa vadeli menfaat algısına göre hareket ediyor. Sadece bedeni menfaatine göre hareket ediyor demek. Üç boyutlu yaşıyor demek. Çok boyutlu yaşayamıyor yani. Müminin ise Esma-ül Hüsna sayısınca boyutları var. O yol ise hayat yoludur ki, alemi ervahtan yani ruhlar aleminden gelip, kabirden geçer, ahirete gider. Hadislerde de bu noktada çok şey vardır. Tasvirler. Mesela insanın hali, ağacın altında gölgelenen bir yolcuya benzetilir bir hadis-i şerifte. Yani o geçici bir şey oradaki hali. Dünyadaki halimiz bir gölgelenme gibi. Ama asıl bizim gideceğimiz yer var. Akıllı olan oraya hazırlanır diyor aleyhissalatü vesselam. O çanta ve silah ise ibadet ve takvadır. Şimdi çanta ve silah ibadet ve takva. Çanta, ibadet, silah da takva o zaman. Öyle düşünüyorum ben. İbadette çantalık ne var?
Silah, takvada silahlık ne var? Benim aklıma gelen burada çünkü şey de dedi, mugaddi hülasalardan dolu dört okkalık bir çanta dedi. Mugaddi'yi de biz gıdalı besleyici diye burada görüyoruz. Altta kelimede de vermişler. Ben de öyle biliyorum. Gıda zaten oradan geliyor. Mugaddi'li gıda. Yani çantada besleyici şeyler var. İhtiyaç halinde kullanılması gereken şeyler var. Silahın zaten ne işe yaradığını hepimiz biliyoruz. Silah savunma için. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Takva savunma aracıdır. İbadet beslenme aracıdır. İhtiyaçları giderme aracıdır. Muvafık geliyor çünkü Bediüzzaman Hazretleri başka bir yerde yine onu konuşmuştuk. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bizden niye namaz istiyor, ibadet istiyor diye sorulduğunda Üstad Hazretleri diyor ki evet onun hiçbir şeye ihtiyacı yok ama sen muhtaçsın. Manen hastasın. İbadetler ise sendeki yaralara şifalardır diyor. Bakınız buradaki çanta manası oraya uydu. O çantada neler vardı? Besleyici şeyler vardı. İbadet de demek ki bizi süreçte besliyor bu yolculuk sürecinde. Ervahtan geldik, ahirete gidiyoruz. O süreçte biz zayıf düşüyoruz demek ki. Gıda istiyoruz demek ki. Neremiz istiyor? Ruhumuz, kalbimiz istiyor. Sadece bedenimiz değil gıdaya muhtaç olan. Ruhumuz ve kalbimizin de gıdaya ihtiyacı var. Aklımızın da gıdaya ihtiyacı var. Hepsinin kendine göre rızkı var. Bu rızkı da daha önce konuşmuştuk. Yani kulağın rızkı ayrı, gözün rızkı ayrı, aklın rızkı ayrı, kalbin rızkı ayrı, ayağın rızkı ayrı. Ayağın bile rızkı var. Bir insan uzun süre yürümeyince o dizleri, o bacakları ne oluyor? Zayıflıyor veya işte arızalar çıkarıyor, hastalanıyor. Beslenememiş gibi davranıyor bakınız. Aynı şeyi vücudun başka yeri için de söyleyebiliriz. Kolunuzu alçıya alıyorsunuz mesela kırıldıktan sonra. Uzun süre kullanamıyorsunuz o kolu. Alçı çıkarıldığında kol zayıflamış oluyor. Neden? Çünkü ona rızkını veremediniz. Buradan değildi onun rızkı. Onun rızkı böyle hareketti. Onun da bir rızkı var. Gibi gibi yani vücudun her bir parçasının ve insanın enfüçü dairesindeki her bir latifenin kendi varlık sahasında koşması için yaratıldığı pistte koşturulmasıyla aldığı bir rızık var. İhtiyaçlarının karşılanmasıyla aldığı bir rızık var. O da onun rızkı. Bu açıdan düşündüğüm zaman ibadet de insanın rızkı. Neresinin rızkı? Kalbinin rızkı, ruhunun rızkı, zihninin rızkı. İbadet almayan insan amaçlar tatminsizlik yaşıyor, amaç yoksunluğu yaşıyor. Bakınız, şimdi psikoloji kitaplarında falan da çok sık geçiyor artık. Modern insan bir tatminsizlik içinde. Ne iş yaparsa yapsın. Atom mühendisi de olsa tatminsizlik yaşıyor. Doktor da olsa tatminsizlik yaşıyor bir süre sonra. Veya ne bileyim siyasetçi de olsa tatminsizlik yaşıyor. Neden? Amellerinin ömrü kısa. Eğer bu dünya için yaşıyorsa. Onu fark ediyorsun. Sen fark etmesen de içindeki bir yer sana söylüyor. Diyor ki, ya her sabah kalkıyorum, otobüse biniyorum, işime gidiyorum veya arabama biniyorum, işime gidiyorum. Çalışıyorum, dönüp geri geliyorum. Bu kadar mıyım ben? Hayat bundan mı ibaret? Ev hanımıysa mesela ev işlerinden yılıyor. Bir yerden sonra böyle boşluğa düşmüş gibi hissediyor kendisini. Hep tek düze bir fasit dairenin içinde dönüyormuş gibi hissediyor. Bunu niye böyle hissediyor? Çünkü Allah insanın içine şeyi koymuş. Nasıl kısa vadeli lezzetler ihtiyaç, beslenmemiz lazım, bedenimiz ayakta kalacak. Kalbimiz de beslenmemiz lazım. Bunun da açlığını içimize koymuş. Ve onu da arıyoruz. Bir süre gençlikte körelsek de, tam fark edemesek de, bir yaştan sonra mesela 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda insan o boşluğa çok düşüyor. Psikologlar da öyle diyorlar. Çünkü kısa vadelilerin sonuna gelmiş oluyor artık. Ya bunun için miydi her şey? Bu kadar mıydı her şey? Hayat bu kadar mı yani? Varacak bir yerim yok mu? Hayat anlamsızlaşıyor. Yani orada bir tatminsizlik falan.
vardır sizin de çevrenizdeki örnekler, çok dallandırmayayım. İbadet aslında bakınız en başta buna bir şifa. Nasıl? İbadetler amacı uzun şeyler. Mesela namaz kılmak. Günde 5 vakit namaz kılmak. Namaz kılmak ahiret için yapılan bir şey ve ahiretinizi parlatacak bir şey. Şimdi gündelik işleri yaparken arada namazlarınızı da kıldığınız zaman o günkü işleriniz de ibadet hükmüne geçiyor. O zaman ne oluyor? Fiillerinizin ömrü uzuyor. Artık sabah otobüse bindim, çalıştım, geldim. İşte ayda 5.000 lira kazanıyorum. Her şey bunun için mi? Benim bir ayım bunun için mi gidiyor? Demezsiniz. Çünkü o sadece bu dünyadaki karşılığı. Bir de onun ahirette asıl karşılığı var. Yani 5.000 lirası onun şeyi gibi oluyor. Avansı gibi oluyor maaşı. Bu dünyada aldığınız lezzet avansa dönüşüyor. Asıl ücret ahirette oluyor. Böyle olunca tabii o tatminsizlik şeyde şifa bulabilir. İbadetin hakkı verilirse. Zaten ayet de var biliyorsunuz. Meali şöyle, kısa bir meali. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Neden? Çünkü kalbi ancak onun zikri doyurur yani. O sonsuzluk bahsi doyurur. Cenab-ı Hakk'ın zikri demek sonsuzluğun zikri demek. İnsanın da en çok arzuladığı, peşinde olduğu şey sonsuzluk. Evet, çantanın ibadet olması bu açıdan hikmetli ve gerekli. Bu tesadüfen seçilmiş bir benzetme değil. İbadet insanın yanındaki erzak gibi yani. O yolculuğu tamamlarken sağlığını korumasını sağlayacak erzak. Silah dedik takvadır. Öyledir. Takva her ne kadar bir kalkan gibi gözükse de aslında silah gibi bir özelliği de var. Kendini korumak bağlamında da silah, düşmana saldırmak bağlamında da silah. Takva nasıl saldırı olabilir? Takva pasif bir saldırı tarzıdır diyebiliriz. İnsan takvalı olduğu zaman tebliğde de bulunmuş oluyor bir nevi. Mesela böyle insanlar, ehli takva insanlar kendi takvalarını yaparken eğer siz ona yeterince şahit olmuşsanız oradan tebliğ de alırsınız. Yani aynı zamanda bir saldırı da veya işte onun takvası kötü insanlara da şey olur böyle. Saldırı manasına geçer. İster istemez kendilerini onunla kıyaslarlar. İster istemez onun duruşunun kendi duruşlarından iyi olduğunu bilirler, emniyetli olduğunu bilirler, örnek olduğunu bilirler. Bundan rahatsız olurlar. Onu da kendi seviyelerine indirmek isterler, bunun için de çabalarlar ama muvaffak olamazlarsa kendileri değişmek zorunda kalırlar. Yani takva bu açıdan saldırıdır da. Silah hem savunma için kullanılır hem saldırı için kullanılır değil mi? Silahın iki amacı da var. Takva da öyledir. Hem savunmadır nefsimizi koruma anlamında günahlardan. Aynı zamanda da saldırıdır örnekliğinizle, temsil edişinizle. Ehli takvanın temsiliyeti düşmana saldırı gibidir. Ehli küfre, ehli fıska, ehli gaflete saldırı gibidir. Uyandırıcıdır yani. İşte niye başörtülü bayanlara, tesettürlü bayanlara bu kadar şeyler, düşmanlar, sekülerler? Veya sarıklı cübbeli gördüler, neden tüylere diken diken oluyor, niye alerji oluyorlar? Çünkü hatırlattıkları var. Ateş ediyor o silah, sadece korumuyor. Temsiliyeti var, şair bir tarafı var yani. O şair tarafından dolayı karşı tarafa verdiği endişe, zarar, onları ona karşı tedbir almaya itiyor. Cenab-ı Hak muvaffak etmesin. Evet, bunu konuştuk. Devam edelim. İbadetin çendan zahiri bir ağırlığı var. Değil mi? İşte 5 vakit namaz kılıyorsunuz. Bunun emek olarak, zaman olarak sizden aldığı bir şeyler var. Bir ağırlık yapıyor. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Kılanlar bilir. Yani ben şimdi düşünüyorum. Yani kılmadığım zamanlar nasıl rahat etmişim, nasıl yaşamışım? Veya kılmayanlar nasıl yaşıyor? Hayatımı toplayan bir şey gibi hissediyorum ben namaza baktığım zaman. Ne yaparsam yapayım, ne kadar dağılırsam dağılayım, namazda toparlanıyormuşum gibi hissediyor. Hani yeniden yerime dönmek gibi.
işte diyelim bir yolda koşuyorsunuz, sis var. Sisli bir yolda nereye gideceğiniz belli olmaz. Yoldan çıkmış da olabilirsiniz. O sanki böyle yolun ortasına konulmuş ışıklar gibi. O ışıktan günde 5 tane rast denk gelirseniz veya sağınızda solunuzda görüp tekrar ışığın altına gelirseniz, o zaman diyorsunuz ki hala yoldayım. Bu sise rağmen, bu benim işte karışık adımlarıma rağmen, sapmalarıma rağmen yok. Hani yoldan da çıkmadım hala. Biraz yalpaladım o kadar diyorsunuz. Namaz bana aynen öyle hissettiriyor. Sanki yani hala yoldayım. Çıkmadım, sağa sola sapmadım. Aidiyetim belli. Ki böyle tekrarlı fiiller cidden insana güvende hissettiriyor. Bu sadece ibadet edenlerde değil, başka alışkanlık sahiplerinde de var. Nasıl bir örnek verebilirim buna? Otistiklerde bu varmış ama onlar dışında sağlıklı insanlarda da var yani. Düzenli fiillere sahip olmak, mesela Einstein'ın şeyini örnek verelim. Ha, o iyi denk geldi. Einstein hep aynı takım elbiseden giyermiş. Farklı takım elbise giymezmiş. Neden? O güvenli bir seçenek onun için. Yeni bir seçenekte bulunmasına gerek kalmıyor. O takımın kendisine yakıştığını biliyor. Ve o güvenli seçeneği kullandığı zaman bir kolaylığı kullanmış gibi hissediyor kendini. Bir kolaylık sağlamış gibi, yolunu açmış gibi hissediyor. Bunun gibi başka alışkanlıklar olanlar da vardır. Yani her gün onu yaptığında yolunda gittiğini hissedersin işin. İşte bir ritüelim vardır veya işte saat 3'te gidip çay içiyorsundur iş yerinde veya öğle arası yaptığın bir şey vardır. Veya kendine bir şey koymuşsundur. Günde şu kadar iş yapacağım diye onu yaptığın zaman rahat hissedersin. Günde şu kadar kitap okuyacağım demişsindir. Onu doldurdun mu rahat edersin. Niye? O şeyin devam etmesi, ritmin devam etmesi insana kendini iyi hissettirir. Nasıl kalbin düzenli atması bize iyi hissettiriyor ritmi içinde. İşlerin de bir ritimde devam etmesi iyi hissettirir. Namaz da aslında hayatın içinde bir ritimdir. 5 vakit kıldığımız namaz hayatın içinde bir ritimdir. Onun da hakkını vererek yapanlar bunu hissediyorlardır eminim. Yani hayatın bir şeye kavuşmuş gibi hissediyorsun. Tamam, bundan sonra gidişatın belli oldu. Bu düzende devam ederim ben gibi hissediyorsun yani. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü abid namazında der, eşhedü en la ilahe illallah. Abid yani ibadet eden namazında der, eşhedü en la ilahe illallah. Yani Halık ve Rezzak ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz, hem rahimdir, ihsanı merhameti çoktur diye itikad ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur, dua ile çalar. Burada şurası bana ilginç geliyor. Bediüzzaman Hazretleri eşhedü en la ilahe illallah'ın manasını hiç bilmediğimiz, daha önce görmediğimiz ve belki de hani Arapça bilen birisine desek ya bu değil yani der diyeceği şekilde veriyor. Yani eşhedü en la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim demek nasıl şu cümle olabilir? Yani Halık ve Rezzak ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz, hem rahimdir, ihsanı merhameti çoktur. Var mı bu eşhedü en la ilahe illallah'ın içinde? İncesine inerseniz var. Dedik ya Allah ismi şerifi aslında bütün Esma-ül Hüsna'yı kapsar. Yani ilahlığın şartı odur zaten. Lehül Esma-ül Hüsna ilahlığın şartıdır. Bütün güzel isimler sahibi olmayan ilah olamaz. Biz böyle ne diyeyim, şunu yapıyor, bunu yapamıyor, onu yapıyor, bunu yapamıyor. Öyle ilaha inanmıyoruz. Müslümanların inandığı ilah hakiki ilah. Öyle diyelim. Müşriklerin inandığı ilah, bütün şeyleri sayarak söylüyorum bunun içinde, şirk dinlerini. Onların inandığı ilah gerçek ilah değil. Neden? Bütün isimlerin sahibi değil çünkü. Sonsuzluğu sınırlıyor onlar.
Sonsuz dediğin sınırsız olur. Ama onlar sonsuzluğu sınırlıyorlar. Mesela diyor ki işte toprağın tanrısı bilmem ne. Suyun tanrısı bilmem ne. E şimdi sen ilah demekle, ilah demek sonsuz demek yani. Çünkü o şeyi yaratmak için sonsuz bir kudret lazım. Vardan yoka çıkarmak için bir şeyi. Değil mi? Bu ister su olsun ister toprak olsun. Sonsuz bir kudret lazım. E bu sonsuz bir kudretse buna niye sınır koyuyorsun, bir de ortaklar getiriyorsun? İşte toprağı birisine veriyorsun. İyi de yoktan çıkarırken toprakla suyun farkı yok ki. Niye onun ayrı ilahı, bunun ayrı ilahı olsun? Bir de üstelik yaratılan alemde bunların birbiriyle çok aktif bir ilişkisi var. İşte atıyorum güneş tanrısı bilmem ne, ay tanrısı bilmem ne. İyi de güneşle ay, yani onların birbiriyle ilişkisi, bugün mesela bilim dünyası diyor ki güneşten koptu diyorlar bu şeyler. İşte gezegenler. E şimdi sen güneşe başka tanrıyı verdin, dünyaya başka tanrıyı. İyi de dünya güneşten kopmuş. Daha şeyi büyük düşünelim. Bütün kainatta kütle çekim kanunu diye bir şey geçerli. Bunun tanrısı kim? Bunun tanrısı kimse hepsinin tanrısı o olmalı. Yani tevhid aslında o kainattaki hem giriftlikten hem de sonsuzluktan, ikisinden de çıkıyor. Yani sonsuzluğu nasıl sınırlıyorsun? Ya hepsini yönetir ya hiçbirini yönetmiyor. Evet, bu şekilde ona varabiliyoruz. Demek ki bir insan eşhedü en la ilahe illallah derse, yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederse, alt kısmında Halık ve Rezzak, yani yaratan ve rızık veren ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, hikmetlidir, yaratışı hikmetlidir, her şey yerli yerindedir. Abes iş yapmaz, boşuna bir şey yapmaz. Hem rahimdir, ihsanı merhameti çoktur diye itikad ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısı bulur, dua ile çalar. Yani itikadın hayata dahil oluşu ibadetle oluyor. Bakınız, itikadın hayata dahil oluşu ibadetle oluyor. Ameli salihle oluyor. Eğer itikat amelsiz olursa teorik bir şey olarak kalır, zihinde kalır. Ama fiile dönüştüğü zaman, eyleme dönüştüğü zaman, amaçlı ne diyelim ona, amellere dönüştüğü zaman, o zaman hayata katılmış oluyor. Bakınız burada namazla eşhedü en la ilahe illallah'ı şeye soktu Üstad Hazretleri. Çünkü abid namazında der eşhedü en la ilahe illallah, yani Halık ve Rezzak ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz, hem rahimdir, ihsanı merhameti çoktur diye itikad ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur, dua ile çalar. İtikadın amelle ilişkisi buradan görünüyor. Elbette amel imandan bir cüz değil. Biz böyle iman ediyoruz ehl-i sünnet olarak. Yani mesela büyük günah işleyen dinden çıkmaz diyoruz. Namazı terk eden dinden çıkmaz diyoruz mesela. Ama amelin külliyesinin, külliyetinin de imana şeyi vardır. Ne diyelim? Desteği, katkısı, gücüne ne diyelim? Güç sağlama bağlamında şeyi vardır. Yani bir insan ibadetlerinde zayıflarsa imanında da zayıflamaya başlar. Gider demiyoruz, imanı kalmaz demiyoruz ama zayıflar yani. Onların altındaki yanan ateş ameldir. Amelle iman hayata katılır. Ve iman da buradan güç alır. Katılmadığı zaman bir tasavvur olarak kalır zihinde. O tasavvuru hayata döndürdükçe, somutlaştırdıkça iman ondan kuvvet elde eder. Böyle bir ilişki var ikisinin arasında. Evet, dua ile çalar diyor. Yani öyle bir mananın varlığını hatırlar. Sabır ve namazla yardım dileyin diyor, değil mi? Niye? Çünkü namaz dünyamızda yardım dilenecek olanın
anlamını katıyor, manasını katıyor, Esma-ül Hüsna'sını katıyor. Biz namaz kıldığımız zaman o manaları tekrar kendimize hatırlatmış oluyoruz. Nasıl bir Allah'ımız olduğunu kendimize tekrar hatırlatmış oluyoruz. Bu hatırlatmayı yaptığımız için de işte yardım dilenecek yeri hatırlamış oluyoruz. Kur'an da bize o yüzden diyor, sabırla ve namazla yardım dileyin. Evet. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür, Rabbisine iltica eder, tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassün eder, imanı ona bir emniyeti tamme verir. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür, yani her şey onun Rabbine boyun eğmiştir. Zaten eşhedü en la ilahe illallah dedi, Allah'tan başka ilah yok dedi. O zaman her şeyin de Rabbi odur, her şeye de boyun eğdirir. Tamam, Rabbisine iltica eder, Rabbine sığınır, tevekkül ve istinad edip her musibete karşı tahassün eder. Tevekkülün ne olduğunu biliyoruz. Tevekkül genelde şöyle verilir manası. Hani bir şeye çalıştıktan sonra neticeyi Allah'a bırakmak diye. Ben tevekkülün bundan daha geniş bir manayı kapsadığını düşünüyorum. Bence süreç de tevekkülün içinde. Yani bir Müslüman mesela bir şey için çalışırken yine helal dairesi içinde kalmak zorundadır amel ederken de. Yani birisini mesela iftirayla devirmeye çalışamaz bir Müslüman. Veya birisini İslami olmayan bir yolla mağlubiyete uğratamaz. Şeriat ona şartlar vermiştir. İçinde amel etmesi gerektiğini söylemiştir. Biz o süreci yaşarken de tevekkül ederiz. Ancak amelin rıza ilahi içinde kalmasıyla sonucunun rıza ilahi olacağını düşünürüz yani. Sadece emek sarf edip neticeyi beklemek değil, süreç hakkında da Allah'a tevekkül ederiz. Amelimizin başlangıcı hakkında da Allah'a tevekkül ederiz. Mesela kötülük eden birisine iyilik edersek Cenab-ı Hak onu kazanabileceğimizi söylüyor değil mi? Biz o iyiliği ederken işte bu ayete tevekkül ederiz. Kesin o adamı kazanacağımız belli değil. Belki de o adam çok bedbaht birisi. O iyiliğimizden de anlamayacak. Ama biz yine de tevekkül eder yaparız. Cenab-ı Hakk'ın vaadinden dolayı umarız ki neticeyi alacağız. İşte bu da bir tevekküldür. Bu da bir çeşit tevekküldür. Yani tevekkül ameli de kapsar. Sadece neticeyi değil, ameli de öncesinde kapsar. O kısmında rıza ilahi dairesinde olması tevekkülün bir parçasıdır. Allahu alem. Ama kelime manası vekil tayin etmek demek. Nasıl biz bir işimizi gördürürken avukatı vekil tayin ediyoruz. Çünkü mesela biz o işten anlamıyoruz. Avukat o işten anlıyor. Bu işten sen anlarsın. Bizim yerimize yürüt diyoruz. Öyle de yapacağımız amellerde, işlerde ezeli ve ebedi olan Cenab-ı Hakk'ı vekil tayin ediyoruz. Onun şeriatında emrettiği şekilde amelimizi işliyoruz. Yapacağımızı yapıyoruz. İşimizi görüyoruz. Böylece ona tahassün etmiş oluyoruz. Bakın burada verdi. İstinad etmek dedi. Dayanmak. İstinad edip her musibete karşı tahassün eder. Sığınır. İmanı ona bir emniyeti tamme verir. İmanı ona bir tam emniyet şeyi verir. Hissi. Güvenlik hissi. Evet. Şu paragrafı da okuyalım. Evet, her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı dalalettir. Evet, tam münevverül kalp bir abidi, küreyi arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudreti samedaniyeyi lezzetli bir hayretle seyredecek, fakat meşhur bir münevverül akıl denilen kalpsiz bir fasık feylesof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza tövbe söyleyemedim.
acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der, evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan koca Amerika titredi, çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Diyelim, burada fasıla verelim. Bir dahaki ders inşallah bu paragrafı baştan alıp ince bir konuşalım. Çünkü bu her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Burada benim bazı söyleyeceklerim var. Yani bu konuya dair ben bir yazı yazmıştım. Oradan da mülhem aklımda kalanlardan bir şeyler söylemek istiyorum. İman nasıl cesaretin kaynağı olur? Neyle olur? Onu biraz açmaya çalışalım, konuşmaya çalışalım. Evet, bugünlük bu kadar. Ne öğrendik şöyle kabaca toparlarsak? Bir temsil gördük. Temsilde uzun vadeli rahattan kaçıp kısa vadeli rahatı seçen bir bedbaht vardı. Öyle mi dedi ona? Bahtiyar. Evet, bedbaht nefer ve bahtiyar nefer. Böyle ayırdı ikisini. Tamam, yanlış söylememişiz. Bedbaht uzun vadeli rahattan kaçıyor. Yol güvenli olduğu halde o güvenli yolu seçmiyor. Bakın, uzun vadeli rahattan kaçıyor. Ama kısa vadeli rahat da hemen sahipleniyor. Neydi o? Yanına alması gerekenleri almıyor. O yükten kurtulmuş oluyor kendince. Yani uzun vadeliyi sallıyor, kısa vadeliyi kapıyor hemen. Dedik ki bu nefsin ahlakıdır. Nefis uzun vadeliyi görmek istemez, kısa vadeliyi sever. Ona deseniz ki işte sana 6 ay sonra 5.000 lira vereceğim ya da hemen şimdi 1.000 lira vereceğim. Ya hemen olsun, 1.000 lira olsun. Nefis böyledir yani, kafası böyle çalışır. Bu nefsin şeyini biraz anlatıyor bize. Diğeri de bahtiyar. Uzun vadeliyi kapıyor, kısa vadeliden de vazgeçiyor. Güvenli yolu tercih ediyor, alması gereken ağırlığı da alıyor. Bakınız, ikisinin arasındaki böyle bir ilişki vardı temsilde. Ve ondan sahaya geldik. İbadetin ne olduğunu biraz konuştuk, insana ne kattığını konuştuk. İhtiyaçlarımızın şifasıdır dedik ibadet. Aynı zamanda ibadet dedik, itikadı hayata katar. İtikadı çağırır ve böylece insana sığınacak bir yer verir, bir melce verir, bir dayanak verir dedik. Tevekkül edecek bir kapı sağlar dedik. Güvenlik hissi de buradan doğar dedik, yani asıl güvenlik hissi. Burası tabii güzel bir psikolojik tahlil verdi bize iman küfür mevzusunda yine. İbadet eden niye daha huzur içinde, güven içinde olur? Onun arka planı biraz burada vardı. Ama asıl bundan sonraki kısımda olacak onun analizi. İnşallah onu da yarın konuşuruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.